Herkese merhaba, güzel bir önceki kadrodan Satpın ve bugün sefer Farming Simulator'dayız ve bölüm 21 ile karşınızdayım. Bir önceki bölüm her zamanki gibi kartlarda bulabileceksiniz. Şimdi ise kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hepinize iyi seyirler, şimdiden desteğinizi, beğenilerinizi bekliyorum. Neyse, devam ediyorum, durduruyorum böyle. Size göstermem gereken bir olay varsa. Tabi oyunda hemen kaydedeyim de kaydetmedim uzun zamandır. Yine biraz para biriktirdim. Aslında tam olarak para biriktirmedim. Yine sizlerle beraber satış yapacağız. Siz de gözleriniz önünde göreceksiniz. Bu arada size geçen bölümün sonlarına doğru demiştim, buraya fasulye ekeceğim ve aradaki farkı görmeye çalışacağız, ne kadar hasat elde edeceğiz diye. Burada gübre hiçbir şekilde sürülmedi, sadece bir tane gübre sürüldü ve 43 ton fasulye aldık abi buradan. Gayet güzel olduğunu düşünüyorum. Fiyatlar, hemencik satışı da göstereyim size, fiyatlarımız gayet uygun. Fasulye çok sağlam fiyatta, şu an 1500 dolar ve direkt bir de şu buğday içinde yüksek talep var. Biz şuraya gideceğiz, Mary's Farm'a gideceğiz. Orada 516 dolar of bize yeter de artar o fiyat. Kanoli ektim. Onu da zaten aldığımızda vardı biliyorsunuz kanoli. Onu da satacağım. 30 ton, 65 ton. Bu araçta da var yine bir. 43 ton. Hemencik şu 43 tonu satmak istiyorum. Nereye gideceğimizi de şöyle bir görelim. Evet. Neresiymiş orası? Sonra o traktör alacağız. Traktör nereye karar verdim derseniz, hangi traktörü? Fendt'e karar verdim. Birçok yorum olarak GCB, Fendt ve Massey Ferguson üçlüsü vardı. Fendt'te daha çok yorum gördüm. O yüzden Fendt'te başlayacağım. İlerleyen zamanlarda yine traktör alacağız. Çünkü yine tarlaları büyüteceğiz. Yeni tarlaları alacağız. Ve yeni traktöre ihtiyaç olacağı için de kesinlikle ilerleyen zamanlarda hem GCB hem de Massey Ferguson'u da deneyeceğim. Bundan emin olabilirsin. Şu anda 125 bin dolarım var ve artık gelirim gündelik olarak yaklaşık 15 bin dolar. Her 24 saatte bir, şu anda 15 bin dolar kazanıyorum. Buraya bakın, samanları bıraktım. Balya makinesiyle girişeceğiz onları. Hatta bir dakika, bir dakika. Dur. Sen gel. Orayı direkt ekelim. Buğday ekeceğim yine tekrardan. Bayağı bir saman biriktireceğim, balya biriktireceğim. Yedek yapacağım, bayağı bir stok yapacağım. Zaten fiyat olarak da öyle aman aman büyük farklılıkları yok satış yaptığımızda da. Bugün onu da anlarız. O 65 tonluk buğdayı ben bizim evdeki 3 tane tarladan aldım. Bunu da dipnot olarak geçeyim. Yani o 3 küçücük tarladan 65 ton çıktı. Sattığımızda anlarız. Hemen hemen 30 küsür bin dolar karımız olacak oradan da. Şunu bir açayım. Bizim Lambo emektarımız. Hemencik lan yanlış gittim. Bırakmak istemiyorum hiçbir yere. O yüzden düzelt. İnce ayarları yapalım. Şuradan buğdayı seçelim. Evet tamam. Bir ara şey de yapacağım. Çimen falan da ekeceğim. Çünkü ona da bayağı bir ihtiyaç var. Şuradan başlasın. O araca gelene kadar biz çoktan satış yaparız diye tahmin ediyorum. Bayağı bir kirlendi. Hayvanlar kendi kendine bayağı çoğaldılar. Bunu da söyleyeyim. Şu anda 60'ın üstünde ineğim var biliyorsunuz, 50 taneydi en son satın aldığımızda. Her geçen gün artıyorlar sayıları. Biz aldığımızda daha da çoğalacaktır tabii ki de. Böyle direkt parayı basıp 10 tane 20 tane inek alırsak çok daha rahat olur bizim açımızdan. Onu da ilerleyen bölümlerde yapacağımı düşünüyorum. Arada böyle 5'er tane bile olsa atıştırmak gerektiğini düşünüyorum. İnekler de gündelik para geliyor ama sağlam geliyor. Koyunlarda ise toplu geliyor, o da bayağı bir sağlam geliyor. Şimdi yine satacağım. Yamağı yine biriktirdim, bayağı bir yamak oluştu. Şunu da kapatayım, açayım pardon. Şuradan girelim. Wow, ne yapıyorsun sen? Şuradan gir abi. Evet, 43 ton. Bakalım ne kadar satış yapacağız. Takıldı. Bir yere bir şey takıldı. Heh, o teker takılmış. Sat abicim. 125 binimiz vardı. 1500 küsürdü burada da fiyat. 40 tondan hesaplayın. 60 küsür bin dolar alacağız. Ve alacağımız traktörün fiyatı da 270 bindi galiba. 190 oldu. 65 bin aldık. Paket harika. Bu işi sevdim. Hemencik buğdayı da alalım gidip. Ama buğday iki kere gidip gelmem gerekecek ya da tek seferde o 60 59 tonu alacağım bununla beraber. Sonra almayacağım. Toplu toplu satış daha iyi olacak. Ki siz de öyle öneriyorsunuz. Toplu satışlar her zaman fiyatlarda daha iyi oluyormuş. Sürekli aynı şeyi küçük küçük sattığımızda fiyat piyasası bayağı değişiyormuş, düşüyormuş yani.
O sebepten belki de ikinci turu yapmam bile. Sadece bir tur satışı yaparım. Yeter gibime geliyor. Bayağı balyam var çünkü. Her türlü kurtar. Ama zamanı bir yerden sonra hızlandıracağım. Çünkü balyanın fiyatları pek uygun değil şu anda. 6100 küsür dolardı en son baktığımda. Bize en azından 6.5-7 civarına gelse harika ötesi olur. Burası da yetişmiş. Oo, bir sürü olay var. Buraya fasulye mi ektim? Ne var burada acaba? Hadi. Evet, buğday. Ver abicim. Biz de o süreçte bu adamımız ekiyor gayet güzel. Biz bunu geri çekelim. Şunu anteni de açalım. Tekerlerini de indirelim. Ben şuradan gideyim. Adamımız çalışsın. Kolay gelsin. Hiçbir şey gözükmüyor ama. Orayı biçtirsem mi acaba başka bir işçiye devredip? Birazcık para kaybedeceğim ama. Yani işçiye devrettiğim için para kaybedeceğim. Arabalar yıka, düzenle diyen hala da yorum görüyorum bayağı. Fena değil be, yıkanmış durumda. Bakın tertemiz. Düzen konusunda da az buz düzen yaptım artık. Kötü gözükmüyor genel anlamda garajımız. Burası bitti mi? Bir de silo satın alabilirim bugün. Evet, bitmiş. Şunu işçiye devredeyim. Öbür taraflarda zaten bir olay yok. Gel abicim, işçiye devredeceksek aç abi bunu. Bunu da aç. Tam şöyle. Zaten iki tur geçse bitecek burası. Al bakalım. Evet, burada da fasulye varmış. Keşke onu da alıp götürüp satsaydık da neyse. Şimdiki yolculuğumuz bizim nereye? Mary's Farm. Güzel. Yolunu biliyorum. İşaretlemem gerek yok yani. 59 tonu aldık. 515 dolardan hesaplayın. 60 din o küsur atlarıyla beraber. 30 bin dolar nakitimiz o gelecek elimize şimdi. Bir de balyayı da yapağı da sattık mı güzel olacak. Yani tırnışında birazcık da para kalsın istiyorum. Çünkü elimdeki var olan o küçük balya makinesini satıp büyük olanı almak istiyorum. En sonuncusu bir arkadaşın güzel bir bilgilendirmesi vardı. Teşekkür ediyorum hepinize ayrıca. En sonuncuyu alırsan zaten direkt kendisi otomatik boşaltıyor diyor. Ve dörtgen şeklinde boşaltıyormuş. Onu denemek istiyorum kesinlikle. Çok büyük işime yarayacak. Baya baya lazım bana balya makinesi. Bir de çim içinde çare bulacağım. Önümüzdeki bölümlerde çimde ekineceğiz. Büyüklerini alma abi, çok kötü oluyor falan demiştiniz ama. Bir göz atacağım. Olmadı kiralarım kayıt dışı. Bakarım nedir, nasıl çalışıyor. Ondan sonra satın alırım. Kiralar genelde ucuz oluyor biliyorsunuz. Bir günde 1000 dolar harcıyorsun. Çok bir sorun bir para değil 1000 dolar bizim için bu aşamalarda artık. Gayet rahatız. Her bölümde yani 200-300 bin nereye harcasak diye düşünmeye başlar olduk. Yani kaldığım yerden devam etsem herhalde her bölümde kazanabileceğim para miktarı 50-60 bin dolar civarında olurdu. Direkt kaldığım yerden hiçbir şekilde ilerletmeden devam etseydim. Ama böyle gördüğünüz gibi kayıt dışı da oynadığımda 200 bin falan cepte bulunduruyorum kazanç olarak. Başka türlü olmuyor çünkü. Al Meriç'cim, geldi buğdayın senin. Tabi buğdayın şöyle bir avantajı da var. Geri kalan o samanı kendiniz kullanmazsanız gidip de satabilirsiniz. Saman da para ediyor. Çok fazla para yok belki ama orada sağlam para olduğunu düşünüyorum yine de. Çünkü fazla saman var. Yine bir 20 bin, 15 bin, 20 bin falan çıkar oradan da. 219 bin oldu. Evet, 30 bin küsür aldık. Buna ihtiyacımız var mı? Kanolya'yı satabiliriz aslında. Buna yine bir ihtiyaç var. Hala da traktör alabilecek düzeye gelmedim. Ama şunu şöyle yaparsam bu ekmeğe devam etsin. Bizim lan GCB. Tamam. Oo, bayağı birikmiş. Bakın yine bir düzenli bir şekilde hallettim burayı. Artık bayağı güzel alıyorum bunları. Alıştım mı desem? Bir nevi alıştım herhalde. Bu olmadı. Bunu kaldır açık. Böyle olmaz abi. Tam şu araya denk getirmek en önemli unsur. Evet, böyle de oluyor bazen. Çünkü önünü kaldırmadım. Şöyle içeri gireyim. Tamam. Gel şimdi. Gidelim. Bu GCV de bayağı iş görüyor yalnız. Satsak mı acaba falan dedik o kadar para saydıktan sonra tabi. Ama faydalı bir noktada kullanıyoruz şu an. Aa, öbür taraf varmış, bir dakika.
Öbür taraf varsa şunu ittirelim, 3 tane alıyoruz yani. Git bakayım seni o tarafa doğru. Tamam. Şöyle. Abi mis gibi ya, mis gibi. Diyorum çözdüm size. Çözdüm bu iş, bu iş bende artık. O ikiliyi de paketledik mi tamam. Bizim hayvancağızlar maşallah. Gel abi, keşke iki tane alabilsek. Var mıdır acaba uzun çatallar iki taneyi alabilecek? Gerçi hala bir çıkıntı var, istesek alınabilir zorlasak ama. Zor olur kesin, düşer kaçar. İnsanın sinirini bozar boşu boşuna bence. Tamam, ittiririm ben onu, sıkıntı olmaz. Hiçbirinin kemerini bağlamamışım yalnız. Bunu şuradan bir çıkaralım. Gel abi, yanını gördün artık, gir yandan, gir göbekten. Hayır, iyi. Tamam, güzel. Gel abi, gel. Haydi bismillah. Koyunların sayısı 160 falan oldu galiba en son baktığımda. Bak böyle yamultuyor, aslında böyle olmaması gerekiyor. Hop, tamam. Okey, ufacıktan bir iteyim. Süper. Oldu bu iş, oldu bu iş. Bağla, bağla. Satışa gidelim. Satış, satış. Melemeyin. Sular yemekler olmayabilir. Bakayım hemen. Birazcık sıkıntılı durumdalardı. Yo, iyiymiş. İnekler birazcık kötü. Onlara da bakacağım. Hemen piyasamıza bakalım. 6186. Zamanı hızlandıracağım. Kan oluyor. Fiyatları çok da önemli değil benim için şu anda. O yüzden hızlandıralım. Ama o anda da hayvanlara da iyi bakmak gerekiyor. Şimdi biz... Sen ne ara bitirdin? Maşallahın var ya. Şurada beklesen. Bize şu anda kamyon lazım. Bunu hemen eve götürün. Yoksa aparatla çekmemiz gerekecek. Bizim işçi ekmeye devam ediyor yeni tarlamızı. Bayağı güzel oldu yeni tarlada. İş görüyor gerçekten. Yani çiftte şu an 6 tane tarlam varmış gibi hissediyorum. Normal bizim 3 tarlamız. Bir de bu tek tarla o 3 tarlaya eşdeğer olduğu için. Öyle hissettiriyor insana. Tabii yetişmek zor. İnekler, koyunlar, tarla derken zamanı hızlandırıyoruz. Bir de piyasayla oynamak için zamana da dokunduğumuzda. Şimdi ineklerle bayağı bir uğraşmam gerekecek ve silajım yok elimde. O yüzden büyük ihtimalle o muhteşem karışımlarını yapamayacağım. Artık Allah kerim. Ne yapıştırırsam yerler onda. Yapacak bir şey yok. Bazen muhteşem karışım, bazen de ne bulduysan. Bize... Kârı az olur tabii ki de öyle işin. Aferin, ekmeğe devam ediyor. Harika. Çalış çalış. İyidir. Çalışmak iyidir. Bunu bırakayım. Bunun arkasına direkt kan olayı döktüreyim. Biz de diğer olaya geçelim. Evet. Güzel. Güzel yükseliyor. Fiyat harbiden güzel. 6700'ü gördü. İnşallah 7000'in üstüne çıksın. 7000'in üstüne çıkarsa çok fena para kaldırırız. Gerçekten öyle böyle değil. Çok fena para kaldırırız. Hop, çıt. Buğday değil, arpa da değil, kanola. Evet. Hadi ben kaçar. 6739. Güzel, güzel. Fiyat hoş. Fiyat gerçekten de çok hoş. Traktörümüzü de alacağız hayırlısıyla. Balya makinesini de alacağız diye umuyorum. Şurada da kaldı. Şu emici makineyi almak istiyorum. İneklerin önünde olan temizleme makinesi var ya. Ondan bir tane daha almak istiyorum ilerleyen zamanlarda. Çok güzel bir cihaz. Yani koyunlar da orada bulunsa çok güzel olacak. Ve orada gördüğünüz az önce evde saman kaldı. Onlar almak çok sıkıntı diğer makineler ama onunla önüne girdi. Önünde olduğu için aparatı direkt emebiliyor harika bir şekilde. 740 tamam, bundan sonra artmaz abi. Okey, güzel. 6700'den hesaplayın abi. 24 ton var şu anda elimizde. Süper ötesi gelir yani. 150.000'i kaldıracağız. Tabi en büyük sıkıntım şu an park alanı olacak. Bunu o tarafa park etmek. Gidelim. Bu balya cihazıyla da neler neler yaptık be. Çok faydalı bir cihazmış. Evet, şöyle içinden görelim olaylar. Çimene ihtiyacım var bir de. Çimenin işini de yetiştiremiyorum.
60 ton 60 ton yığıyorum döküyorum ama cihazları küçük olduğu için git geri yapıyorum ya. O sinirim bozuyor. Yani direkt küçük cihazların tamamını hepsini satıp daha büyüklerine de geçebilirim bir ara. Takım halinde değiştirebilirim, böyle bir şey yapabilirim. İhtiyacım olduğunu düşünüyorum çünkü böyle bir şey. Direkt geri park halinde getirtebilir miyim acaba? Hop. Allah. Buradaymış iptik. Ben ne yaptım? Şuradan gidelim o zaman. Deneyeceğim. Geri vitesle başarabilirsem öyle yapacağım. Başaramazsam zaten normal bir şekilde düz gireceğim. Sonra geri vitesle geri kalanını satacağım. Evet, güzel bir yöntemle yerine soktum istediğim şekilde. Böyle dursun. Hatta şöyle inerek bakalım. Ah, istediğiniz traktör geliyor. Fendit. İndirim olsaydı harika olurdu da indirim yok maalesef onlarda. Şu kamyonu da bir ara değiştireceğim. Man için bayağı istek var. Manla değiştiririz hepsini. Ablacım nasıl, beğendin mi? Her şey hoştur yani, bizde kötü mal olmaz. Koyunlarımız da helal süt emmiş koyundur yani. Şöyle gidelim. 300 bini devirdik. Süper. Hadi satışa devam. Sat sat sat. Fiyat güzel oldu. Gerçekten işimize geldi bizim. Yapak yapak abi. 1000 tane koyun olduğunu hayal edemiyorum. Ama çok uğraştırır. Sürekli in çık in çık böyle yükleyeceksin bunları. Bayağı uğraştırıyor yani. Daha büyük case'ler olsa böyle kutular. Daha büyük şekilde olsa, daha büyük alanlar olsa. Zamanla büyüdükçe hoş olur. Evet, 120 bin diyor. Ondan önce de 10 bin aldı, 1700 aldı. Parça parça bayağı bir gitti. Evet, sonuncuları da satalım şöyle. Sonra yeni traktörümüzü heyecanlı bir şekilde kullanmaya başlayalım. 219 bin mi vardı? Öyle bir şeydi galiba paramız. 220 diyelim biz onu. Gördüğünüz gibi 154 bin kazandık. 155 bin kaba hesapla. Şimdi hemen traktör. Gel bakayım. Gel. Heyecanlandım. Fendit bu değil. Değil. Bir tane daha yeşil var. Değil. Evet şu. En iyisini alıyorum. 900 Vario. Ondan sonra hiçbir şekilde Fendit yok çünkü. En iyi Fendit bu. 272 bin TL. Dolar. Oo. Oha, ekstra 360 oluyormuş. Maksimum hızı ne oluyor? 60 kilometre yine değişmiyor. Acaba yaptırsak mı? Oha, 390. Abi yaptırsak mı acaba ya? Rengi de baya hoş yani, yeşil. Bu birazcık daha soluk. Bu neymiş? Tekerlekler ağırlıklı, geniş lastikler, çift tekerlek. Oha. Yalnız çift tekerlek alırsak iyi, hoş da. Bu çok fazla alan kaplar bence. Ve şu an 323 bine geldi fiyatı. Bankadan kredi çekmem gerekecek eğer bunu alırsam. Ben tek tekerlek diyeyim. Motorun en iyisini alalım. Yani şu an aslında ihtiyacımız yok en iyi motora. Zaten 300 bile fazlasıyla yeterli. Sonradan modifiye etmek istersek kendimiz de özelleştirebiliriz bunu. Ama yine bir insan şöyle bir 60 için 30 bin istiyor. Sonrakisi için yok abi, gel. Standart versiyonu alalım. Alırız sonra. Sıkıntı değil. Sıkıntı değil. Masrafı da bayağı vardır bunun. Büyük ihtimalle masrafı da bayağı vardır. Evet, inekler öldü ölecek yani. Her şey sıkıntıya girmeye başladı. Nerede bir türlü gidemedim. İn. Önce dışarıdan bir görelim. Of, buruna bak be. Ateş ediyor. Çok güzelmiş. Oha, şurası çok hoş. Sesi. Ara gaz. Oo, iç tasarımına bak sen. Vay be, klasik bayağı iç tasarım. Ve hızlı, direkt hızlanıyor. Güzel, sevdim seni. Sevdim seni bir kere. Başkasını sevemem.
Sonra neydi? Ölü diyorlar bana mıydı? Yok, ölü demiyorlar ya, ne alaka? Şimdi balya makinesi alacağım. Başka bir şeyle uğraşmayayım. Nerede bizim balya makineler? Bir de yükleme vagonları al demişsiniz. Gübre yüklemesi. Şu gübre dağıtıcıları alıp gübreyi de beleşten kullanabilirim. Ama benim şu an dikkatimi çeken olay, öncelikle elimizdeki küçük balya makinesini satalım. Neredesin sen? Daha büyüğünü alalım. 37.000'e gidiyormuş. Fena fiyat değil. Büyük olan zaten 90.000. Bayağı bir pahalı. Bulamaç değil. Şurada. Evet. Balyalama. Gel bakalım. 100.000. Abi çok pahalı be. İnşallah buna değsin. Ama kocamanmış. Bayağı büyük. Yani öyle böyle değil. Şimdi ineklerin bakımı mı yoksa bu balya mı? İneklerin bakımı değil de şunu bir köye götürelim biz. Direkt orada bir sürü balyamız var ya, onları bir halledelim. Paketleme işlemini bir görelim. Ne işe yarıyor, nasıl yapıyor bu traktörümüz. Ama genel anlamda hayırlı uğurlu olsun. Fendit aldım. Önü çok karizma. Burnu falan efsane. Arkada da New Holland. Gidelim. Bundan sonraki makinemiz GCB olur. Ondan sonra da Massey Ferguson'u alırım. Ve böylece takımı halletmiş oluruz. Diğer Challenger'ları da deneriz tabii ki de. O çok çok zengin olduğumuz dönemlerde artık. 63 kilometreye gidiyormuş. Tamam, 60 yazmışlar ama. Güzel, sevdim bunu. Lamborghini'den aşağı kalır yanım yok. Lambo'yu da satabilir miyiz acaba? Satsak mı? Satıp, gerçi çok fazla parayı geçmez Lambo. 100.000'e falan geçiyordur. Üstüne 200.000 eklememiz gerekiyor adam akıllı bir şey alalım dersek. Gelin şu köşeden başlayalım. Evet. Şimdi bir indirelim. Açalım. Neyi açılacaksa, evet, direkt inişli, güzel. Çalıştırdık. Sese bak. Çok sesli çalışıyormuş. Bayağı az kaldı burada tabi. 4000'de mi dolduruyor? Evet, geliyor. Sosis gibi geliyor. Şimdi çalıştırmayalım. Oradan bir döneyim. Ha, bir tane çıkmış. İkincisi geliyor arkadan. Abi ittire ittire geliyorlar. Ne güzel sistem. Bir de balya toplama cihazı aldık mı? Tamamdır o iş. Abi sosis gibi geliyor arkadan ya. Krakere benziyor baya. Ve uzunmuş. Şekil ya. Gerçekten çok şekil. Cihazı çok sevdim şu anda. Acayip sevdim yani. Aşık oldum diyebilirim bu cihaza. Tabi traktör birazcık daha hızlı gidebilirdi ama normaldir yani. Bu cihazdan dolayı yavaş gidiyor. Oo, çok aralıklarla bırakıyormuş. Bu arada kamera açısını bu bölüme özel sol üst köşeyi bırakacağım. Ne oluyor, bu neyin sesi? Sonra siz karar verin. Aşağıda yorum olarak belirtin. Eski yeri mi daha iyiydi yoksa o sol üst köşe mi daha iyi oldu? Söylersiniz bana. Birazcık daha küçültürüm olmadı. Çok büyük durmasına gerek yok. Ego kasma derdinde değilim. Oyuna odaklanın, bana değil. Sevdim bunu. Bizim paramız azalıyor hala. Okey, işçi devam ediyor demek ki. Bir sıkıntısı yok. Bazen çünkü yazıyı kaçırıyorum. İşte engel falan olduysa da. Direkt paraya bakıyorum. Para azalıyorsa işçi çalışmaya devam ediyordur demek. Oradan da şöyle işçiye versek acaba çizgiyi bozar mı? Yani balya toplayacağını anlıyordur büyük ihtimalle işçiye devretsem. Aa, işçi olmuyor mu? İşçi olmuyor. İşçi yapmıyor bu işi. Ahanda. Bu hiç iyi olmadı. Bu arada 8 tane altın buldum. 2 tane daha buldum mu, diğerlerinde yeri belli olacak. Daha avına çıkmadım yani. Avına çıksam 5 dakikada bulurum ben. Çünkü gidip bir geniş bir alanı yürürseniz çıkıyor illaki karşınıza. Ya da evlerin etrafını yoklasanız falan. Gidip de hileyle internetten bakıp yerlerini öyle bulmak istemiyorum. Son 2 tane kalmış. Çok sorun olmaz bizim için. Önce çimimizi verelim hayvanlara.
Hadi gidelim. Al bakayım canlarım benim. Oh, rica ederim, afiyet olsun. Bu arada şu an bu kaydı bitirdikten sonra oturup bir film izleyeceğim. Bayağı bir film çekti canım. Uzun zamandır izlemedim. Sizden de tavsiyeler varsa yeni çıkanlar arasında olur. Eskilerden, klasiklerden, birçok klasikler izlemişimdir. Ona göre yine de böyle sizi çok etkileyen filmler varsa, genelde anlamlı filmlere bayılırım. Hele gerçekler üzerine yazılmışsa fenadır. Tavsiyede bulunursanız süper olur. Tabii ben bugün izleyeceğim ama sizin tavsiye ettiklerinizi de not edeceğim. Sonra bakarım yani. Film şeyi lazım, desteği lazım her zaman. Tamam. Çim konusunda bir sıkıntılar yok anladığım kadarıyla. Evet, süper. Samana ihtiyaçlar var, suya ihtiyaçlar var. Silaj ve kuru ot. Zaten bu mixte sorun yokmuş. Fena değil. 7000 varsa iyi. O kadar yeter yani. Allah bereket versin. Daha ne istiyorsunuz? Hemen sularını da vereyim. Şunu aşağı edeyim. Ne güzel bir açı bu ya. Baksanıza. Aslında yeni cihazla beraber fotoğraf falan çekmek gerekiyor. Şöyle açı vereceksin falan. Hoş olur. Uğraşsam bayağı hoş şeyler çıkartırım. Hop. Sularını da vereyim. Bu da aradan çıksın. Su ihtiyaçları da bununla tamamlanacak zaten. Sonra samanını vereyim hemencik. Ve silajlarını verdim mi tamamdır. Tarlaya geçebiliriz. Gel. Şunu atalım, bir iki tane bulunsun içinde. Düşürelim bu ikiliyi. Madem ikili geldi. Evet, 8 ton kaldırıyor. Ağırlık yok arkada. Güzel. Evet, bir tane, bir iki tane de diğer cihazımız atayım. Bayağı sallanıyor iki tanesinde. Süper. Biliyorum muhteşem karışım değil ama idare edeceksiniz artık. Evet, çok berbat bir karışım. Ama bizim inekler birazcık midesizler, yerler, sorun olmaz. Aç kalmayın, amaç o yönde şu anda. Gel bakayım, seni de bağlayalım. Samanın işini de halledeyim. Bu niye böyle kalmış ya? 2 tane kaldı, 8 ton kaldı çimenimiz, başka da yok. Gördüğünüz gibi o kadar da yığmıştım buraya çimeni ama yetmiyor. Gerçekten de yetmiyor yani çimen. Hop, pardon, yanlış oldu. Yeter, buradan da uzanır. Hadi. Kurumuş gitmiş altlar. Doldur doldur. Ay maşallah. Devam devam. Evet, bu ihtiyaçlarını da karşılıyorum. Saman, silajlar okey. Güç besinde artık bir sonraki bölümde paketlerim. Şu anda bunlarla da ilgilenmem lazım. Traktör işte o yüzden aldım. Bir traktör artık şu misal orada kalır. Steyr tamamen inek koyunlara bakar. Burada da Fendit falan kullanırım. Öyle idare edebiliriz herhalde. Bu kadarcık mı? Bir tane daha vardı sanki ama yok muymuş? Neyse. Şimdi bu burada kalsın. Sen bir gel abi. Seni de götürelim. Gel, bizim tarla yetişmiştir çoktan. Şurayı da otursa biri. Bir de Castle in bir şey diye bir oyun tavsiyesi aldım. İnceledim. Nedir ne değildir diye. Castle in Crush miydi? Castle in Run miydi? Öyle bir durumdu galiba. Değişik bir oyun. Yani Farming Simulator'ın çok daha özelleştirilmiş, çok daha yenilenmiş ve çok daha gerçekçilik katılmış bir versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Yepyeni bir farming oyunu. Şu an oyun yapım aşamasında ve tamamen şey olarak, nedir, para basıp yaptırıyorlar ya, ne deniyordu onlara ya, green abi neydi, unuttum ismini. Anladınız siz beni? Yani herkes para atıyor, para bağışı yapıyor ve oyunu yapılıyor. Böyle olduğu için birazcık bekleyeceğiz herhalde. Oyun çıkacağı zaman hangi fiyattan ne kadara satılır bilinmiyor ama paketlerini gidip incelediğim sitede acayip paketler var. En pahalı paket 4000 euro falandı.
Yani 4000 euro bağış yapana işte bilmem oyunda oyun içinde yer alan cihazların hepsini kullanma fırsatı, oyunun geçtiği şehri gezdirme fırsatı gibi gibi değişik değişik kampanyalar vardı. En ucuz paket de galiba 30 Euro'dan başlıyor bağış olarak yaptığınızda. Ha, Kickstarter projesi. Ha tamam, şimdi aklıma geldi. Kickstarter projesi tamamen. Bitiş tarihi daha açıklanmış değil ama gösterdiği videolara bakılırsa bayağı hoş duruyor oyun. Özellikle çamur efektleri falan çok dikkat çekiyor. Yağmurda yani her hava koşullarına göre yer toprak değişiyor. Yağmur yağarsa çamur oluyor, kar yağarsa ona göre donuyor vesaire. Böyle enteresan bir şey yapmışlar, bayağı hoşuma gitti. Çıktığında bir deneyimlemek isterim. Nedir, ne değildir, neye benziyor, nasıl bir oyun, gerçekten vaat ettiklerini oyun bulacak mı, eğlendirecek mi? Nasıl bir Farming Simulator olacak, bu tarzda mı yoksa küçük bir senaryoda olacak mı? Ayrıca yanına bir arkadaş oturup izleyebiliyor ekstra. Ve diyelim ki tarla sürdüğünüzde spontane bir şekilde tarlanın civarında bir çocuk oluyor. O çocuk böyle el sallıyor falan, abim beni de al içeri gibisinden. İçeri alabiliyorsunuz durdur aracı, kapıyı açıyorsunuz, gel gel kardeşim diyorsunuz ve çocuk geliyor. Arabanın içine oturuyor falan. Bayağı hoş detaylar var oyunda açık söylemek gerekirse. Bekleyip görelim, gelirse dediğim gibi ilk ağızdan böyle bir ilk incelemeyle devam eder. Sonra sizin isteğinize bağlı olarak destek gelirse devam edelim derseniz de bakarız oyuna. Ben de niye oynamayayım? Seviyorum, artık aşık oldum bu tarz oyunları. Bayağı oynadım yani. Bir de tüm cihazları çözdüm mü zaten pro olurum herhalde. Şu an %20'sini çözmüşümdür cihazların. %20 %30 arasında bayağı, çünkü cihaz var, makine var, türden türüne göre değişen. Onları anlamak için bayağı bir zamana ihtiyacım olacak. Evet, burası temiz. Kapat abi, uçalım artık. İnşallah orası olmuştur. Borç al abi, ver borç. Ver, sonra öderim, sıkıntı değil, ver. 100.000 ver. Oyunu da kaydedelim. Uçar muçar gider, bir şey olur. Taşınabilir. Büyük 143.000'imiz var. Büyük siloyu alalım. Geri kalan malzemeler ne olacak peki? Orada 1 2 ile mi demiş? QA, ha QA ile dönüyor diye de bir arkadaşımız yorum yapmış. Teşekkür ediyorum buradan onu da. Niye buraya olmuyor şimdi? Buraya yerleştirilemez. Nereye yerleştireceğim? Şu alanda bir bina vardı. O civarda mı acaba? Ya da önce bir depo mu almamız gerekiyor? Bir bakayım. Şurada var mı depo gibi bir şey? Samanlık değil. Küçük. Büyük araç barınağı değil. Değil. Şunlara da gireceğim. Bir ara şunu güneş kolektörünü denemek istiyorum. Güneş panellerini. 125.000 çok pahalı bir durum değil. Alıp deneyimleyebilirim. Şu an bu siloyu ekleyemiyorum. Neden olduğunu çözemedim. Bir şeye daha ihtiyaç var sanki yanında. Ne olabilir? Ormancılık. Tamam, boşalt bakalım. Biraz yamuk geldi. Düzelteyim, yardım edeyim. Tamam, çok bir şey yok zaten. İşe koyulsun hemen. Biz de peşinden devam edeceğiz. Bizim traktör daha hızlı. O yüzden birazcık mesafe tanıyacağız. Bu 9-10 kilometre ile gidiyor. Traktör ise 19 kilometre ile gidiyordu az önce. Kapat. Işıkları aç. Çalıştırmayı başla. Şöyle gir abi. Hemencik işçiye de devredelim. Hadi Allah kolaylık versin. Ben de geliyorum. Nasıl bitirdin lan? Bu arada şunu da ö yapalım. Devam devam. Tamam. Bırakıyor samanı. Hoş hoş, güzel. Helal. Biz de hemen peşinden gideceğiz şöyle. Şu şekil çalışacağız işte. Biraz daha yavaş gitmemiz gerekiyor tabii ki de doğal olarak. Sistem bu. Direkt balyayı devam ettiriyoruz. İki kişi çalışıyormuşçasına. Bir de toplama cihazı olacaktı orada üçüncü kişi. Mis gibi olurdu. Ben ittiriyorum arkadan. Peki ittirirsen ne olur?
Biraz hızlanıyor mudur? Yok, 10 kilometre ile gidiyor. Böyle bağlanabiliyor mu acaba traktör arkasına? Şu an bağlama işareti çıkmıyor tabi. Kornaya bak be. Helal helal. Aynen böyle çalış. Abi içeriden çok hoşmuş manzara. Hele bu ışıklarla beraber. Gece gece fena. Şunlar toplama cihazı alabilirim önümüzdeki bölüm. Sonra direkt böyle kolaysa, ama toplama cihazlarının da kapasitesi galiba çok düşük oluyor. O yüzden ne kadar mantıklı bilemiyorum. Büyük ihtimalle böyle ittire ittire bir yere götüreceğim, sonra oradan alacağım. Bizim düzleştiricimizle beraber. O daha mantıklı geldi bana nedense. Evet, 27.575 dolar sütten gelir elde ettik. 15.000 masraf var herhalde aşağı yukarı. Gerçi o kadar yoktur. 13-14.000 vardır maksimum. Hayvanı da 6, evet 14.000 falan. Çok saçma oldunuz siz ama ya. Dök abicim şuraya bir yere. Dök, sonra toplanır o. Dur şimdilik, dur. Kapağı kapatsın. Kapatır mısın şu kapağı? Bazen bayağı gecikiyor. Şunu da şöyle. Şu ayarlarını açalım. Herkes çalışma esnasında şu an. Çok ciddiyiz. Bu da katıldı bize artık. Nasıl bir sistem oldu bu ya? Heves ettim valla. Tamam, sabah oluyor, harika. Tozu dumana katarak devam ediyoruz. Şu manzaraya bakın be. Yukarısı falan. Hop. Çok oldu. Evet, böyle bir şey oldu. Parayı da boşuna aldım. Bankaya ödemesinin geri iadesini yapayım ben. İnşallah oradan da giydirmezler bize. Öde borcum kalmasın. Evet, kaydedelim. 58.000 paramız kaldı. Evet, burada bölümü sonlandıracağım. Yapmak istediğim her şeyi hemen hemen yaptım. Bir tek siloyu kuramadım. Onun için de ayrıyetten o deposu lazım herhalde. O depo büyük ihtimalle olmuyor. Oluyorsa da ben bilmiyorum. Baktım markete, bulamadım. Bilmiyorum nasıl yapılıyor. Onu artık siz biliyorsanız, yardımcı olursanız sevinirim. Çaresi yoksa da zaten taşıyacağız mecbur. Başka da şansımız yok. Fendit'i aldım sonunda. Pahalıya patladı ama olsun, çok hoş da traktörmüş. Değdi yani gerçekten de. Yakışıklı bayağı. Ekmek yiyeceğiz biz bunların. Her türlü iş göreceğiz. Boş bırakmayız. Şu manzara eşliğinde bitiriyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza yeniyseniz abone olun. Ve beni sosyal hesaplardan takip etmeyi ihmal etmeyin. Ve bir sonraki arka videoda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.